Amerika Birleşik Devletleri'nde yük gemisinin çarpmasıyla yıkılan 2,5 kilometrelik köprünün yeniden yapımı ne kadara mal olacak? Köprü yıkıldığı için kim ne kadar tazminat ödeyecek? Soruların yanıtı haberimizde. İki çocuk babası Yasir 26 yaşındaydı. Honduras'tan Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmüştü. Şu anda çocuklarımın geçimini sağlayan oydu. Tanrı bizim de rızkımızı sağlayacak. Onun gibi 5 işçi daha Baltimore'daki köprünün yıkılmasında düşerek yaşamını yitirdi. Şimdi onlar için adalet isteyen ve tazminat bekleyen aileler kim sorumlu diye soruyor. Key Köprüsü'nün çöküşü sadece bir Maryland krizi değil. Köprünün çöküşü küresel bir krizdir. Ailelere tazminat ödenecek ancak yalnız kayıpların aileleri değil. Köprünün açılmadığı her hafta bu bütçeden biraz alınsa bunun ekonomik yükü devlete 119 milyon dolara mal olur. Kanal açılmadıkça kanal geçişi etkilenir. Maryland yetkililerinin de bir sorumlu bulmaya ihtiyacı var. Çünkü köprüde çalışanlar bir süreliğine işsiz kalacak. Bu sürede eyalet onlara maaş ödemeye devam edecek. Kanaldan geçen gemilerden alınan ücretler alınamayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden nehirdeki enkazın kaldırılması için 60 milyon dolarlık bir bütçeyi acil olarak onayladı. $60 million is helpful but it's really a down payment. Köprünün yeniden yapılma maliyetinin ise en az 1,2 milyar dolar tutması bekleniyor. Köprünün yıkılmasından gemi sahipleri sorumlu. Şirketin gemi sigortacıları tüm maliyetleri göz önüne alarak 3 milyar dolara kadar bir bütçe belirleyebilecek. Ancak yük gemisi Dali'nin sahipleri tazminata karşı Titanic'te de kullanılan tüzükten yararlanabilir. Kazanın ardından gemisinin değerinin azaldığını gerekçe göstererek ödeyeceği tazminatı azaltabilir.